Polimetre.com son siyasi analiz çalışmasını yayınlamış. Bu analiz çalışmasında dikkat çeken sonuçlar var. Medya Spot'tan Hülya Karabağlı da bu çalışmayı duyurmuş. Yani Polimetre'nin yapmış olduğu çalışmayı. Çalışma 2019 Ekim veya 2023 Haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçiminde siyasi partilerin alması beklenen oy oranlarını 2018 Haziran genel seçimindeki oy oranları ile karşılaştırmalı. Her seçim çevresi ve Türkiye geneli için ayrı ayrı hesaplanarak gerçekleştirilmiş. Buna göre 2011 Haziran genel seçiminde %62.8, 2018 Haziran'da %53.5 olan Cumhur İttifakı ortakları AKP-MHP oy oranı 2019 Ekim ayında %47.2'ye gerilemiş. Bugün seçim olması durumunda AKP'nin oy oranı %37.3, MHP'nin oy oranı %9.9, toplam oylar %47.2 olarak hesaplanıyor bu çalışmada. Her iki siyasi partinin de oy kaybetmekte olduğunu ifade ediyor polimetre.com. Çalışmaya göre seçimlerin normal takvimi olan 2023 Haziran ayında yapılması durumunda AKP ve MHP'nin toplam oy oranı %40.7, Polimetre Cumhur İttifakı'nın yıllar içindeki kan kaybıyla ilgili zaman AKP ve MHP aleyhine işlemektedir diyor. Bugün Ekim için yani AKP'nin oy oranı %37.3, MHP'nin oy oranı ise tekrar ediyorum %9.9 olmak üzere toplam %47.2 olarak hesaplanıyor. 2023 Haziran ayında yapılacak olursa diyor, toplamı diyor %47.7 olur diyor Cumhur İttifakı ortaklarının. Siyasi partilerin zamana bağlı olarak hesaplanan oy oranlarından her iki partinin de oy kaybetmekte oldukları anlaşılmaktadır. AKP ve MHP için esas olanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığı olduğu dikkate alındığında yapılacak bir erken seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi olasılığı az değildir ve bu olasılık giderek artmaktadır. Yani Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde %40 diye bir madde ortaya attı ama daha sonra bunu kendi partisi de sahiplenmedi. Çünkü muhalefetin sert tepkisiyle karşılaştılar ve gündemden kendileri de kaldırmış oldu. Polimetre.com gibi bir analiz şirketi bir araştırma yapıyor ve %40.7 olarak gösteriyor bir seçimde, 2023'te yapılacak bir seçimde. Sanırız bunu kendileri de görmüş olacak ki bunu gündeme getirdiler diyoruz biz de. Çalışmanın diğer ayrıntılarına ulaşmak isterseniz rapora aşağıya ben bir link bırakıyorum. Polimetre.com'dan girip bakabilirsiniz.